Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda mayoz bölünmeden bahsedeceğiz. Önceki videolarda mitoz bölünme ve mitoza bağlı olarak eşeysiz üremeyi anlatmıştık. Bu videoda ise mayoz bölünmeyi ve mayoza bağlı olarak eşeyli üremeden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak ben mayozun genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Mayoz, kromozom sayısının yarıya indiği bir bölünmedir arkadaşlar. Bu yüzden sadece 2N ve 2'nin katı şeklinde olacak şekilde kromozoma sahip canlılarda görülür. Daha sonra sadece üreme ana hücrelerinde görülür arkadaşlar. Mayoz bölünme üremeye katkı sağlayan bir bölünmedir. Eşeyli üremeye katkı sağlar. Bu yüzden de eşeyli üremenin temelini oluşturur. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya indiği için nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar arkadaşlar. Önemli özelliklerinden biri de budur. Ayrıca mayoz bölünmede çeşitlilik görülür. Çünkü mayoz bölünmede mitozda görmediğimiz şeyleri göreceğiz. Crossing over, tetrat oluşumu, sinapsis gibi olayları göreceğiz. Bunlar sayesinde de çeşitlilik oluşacak. Mayoz sonucunda birbirinden farklı 4 hücre oluşur arkadaşlar. Bu kesinlikle aklımızda bulunması gereken bir şey. Ayrıca mitozda sadece bir kere çekirdek, bir kere sitoplazma bölünmesi görülürken mayoz bölünmede 2 kere çekirdek bölünür, 2 kere de sitoplazma bölünmesi görülür. O zaman mayoz bölünmenin şöyle genel özelliklerine bakalım. Bunları yazalım. Genel özelliklerine baktığımızda ilki üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme ana hücrelerinde görülür. Bir diğer özelliğine ne dedik? 2N, 4N gibi kromozoma sahip canlılarda görülür. Evet, bu da ikinci özelliğimiz. Gelelim üçüncü özelliğimize. Kromozom sayısı yarıya iner dedik arkadaşlar mayozda. Kromozom sayısı yarıya iner. Bu sayede ne dedik? Nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Bunu da neyle sağlıyor? Döllenme ile sağlıyor. Döllenme ile birlikte kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlar. Evet, bir diğer özelliğimiz de budur. Gelelim dördüncü özelliğimize. Ne dedik? Eşeyli üremenin temelini oluşturur dedik. Eşeyli üremenin temelini oluşturur. Arkadaşlar, bir diğer özelliğimiz mayozda çeşitlilik vardır. Mitoz anlatırken mitozda çeşitlilik yoktur dedik. Kromozom sayısı sabit kalıyordu ama mayozda farklı özelliklerimiz var. Mayozda çeşitlilik görülür. Bir diğer özelliğimiz mayozla ilgili crossing over, tetrat, sinapsis gibi olaylar vardır arkadaşlar. Bu olayların ne olduğunu anlatacağız. Crossing over, tetrat, sinapsis görülür. Bir diğer özelliğimiz mayoz sonucunda birbirinden farklı 4 hücre oluşur dedik. Arkadaşlar, mayozda çekirdek ve sitoplazma bölünmesi 2 kere görülüyor. Bu yüzden şöyle diyelim. Çekirdek ve sitoplazma 2 kez bölünür. Çünkü mayoz 1 ve mayoz 2 olarak 2'ye ayıracağız. Bunlar da her birinde çekirdek sitoplazma bölünüyor. Mitozdaki gibi interfaz yine mayozda da vardır arkadaşlar. Yine en uzun süren evredir mitozdaki gibi. Şöyle interfaz görülür diyelim. Ve son olarak mayoz bölünmenin evrime katkısı vardır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet, mayoz bölünmenin genel özellikleri bu şekilde.
Bu özellikleri bilmemiz gerekiyor çünkü sorularda karşımıza çıkacak. Gelelim şimdi Mayoz bölünmenin evrelerine. Arkadaşlar, Mayoz bölünmeyi biz interfaz, Mayoz 1 ve Mayoz 2 olarak ayıracağız. İnterfazı tekrardan anlatmayacağım çünkü mitozda zaten anlatmıştım. Ama Mayoz 1 ve Mayoz 2'yi detaylı olarak işleyeceğiz. Şöyle kağıdı ayırayım. Ne diyoruz? Mayoz diyoruz. Bunu ben şöyle bir tablo şeklinde ilk önce evrelerini yazayım. Ne dedik? Mayozu 3'e ayırıyoruz dedik. 3 evreden oluşur. Bunlardan bir tanesi interfaz. İnterfazda zaten neler olduğunu biliyoruz mitozdan dolayı. Tekrardan bir hatırlayalım. İnterfaz hazırlık evresiydi. Hazırlıklar nelerdi? Hücre büyüyordu arkadaşlar. Hücre büyürken protein sentezi, ATP sentezi gibi sentezler yapıyor. Daha sonra organeller eşleniyor. Bu organellerden en önemlisi de sentrozomdur. Çünkü iyipliklerin oluşmasını sağlıyor sentrozom. Bu yüzden eşlenir. Daha sonra DNA kendisini eşler interfaz evresinde. Böyle olaylar gerçekleşiyor arkadaşlar interfazda. Bir sonraki evre mayoz 1 evresidir. Mayoz 1 ve şöyle mayoz 2 olarak ayırıyoruz. Şimdi mayoz 1 ve mayoz 2 yine kendi aralarında ayrılacak. Şöyle ayıralım. Arkadaşlar mayoz 1'de de mayoz 2'de de hem karyokinez, buna karyokinez 1 diyeceğiz, hem de sitokinez gerçekleşir. Sitokinez 1. Mayoz 2'de de aynı şey olacak. Yine karyokinez kendi arasında 4 evreye ayrılacak arkadaşlar. Nedir bunlar? Profaz. Birincisi olduğu için profaz 1 dedik. Metafaz 1. Anafaz 1. Ve telofaz 1. Bunlar bizim karyokinez 1'in evreleri. Telofaz 1 bittikten sonra, yani telofazın içinde daha doğrusu, sitokinez 1 gerçekleşiyor ve mayoz 1 tamamlanıyor. Mayoz 1'den sonra mayoz 2 başlıyor arkadaşlar. Mayoz 2 de yine kendi içerisinde ayrılacak. Bu da yine karyokinez 2, karyokinez 2 ve sitokinez 2 olarak ayrılır. Karyokinez 2'nin de yine alt evreleri profaz 2, metafaz 2, anafaz ve telofaz 2 olarak 4'e ayrılacak. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2. Evet, telofaz 2 ile birlikte sitokinez 2 de gerçekleşiyor ve bizim hücremiz mayoz bölünmesini tamamlıyor arkadaşlar. Ne dedik? Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Bakın unutmayın, üreme hücrelerinde görülür derse yanlış olur. Ama üreme ana hücrelerinde görülür derse doğru olur diyoruz. O zaman gelelim mayoz 1'den başlayalım. Dediğim gibi interfazı tekrardan yazmayacağım. Zaten mitozda anlatmıştık. O zaman mayoz 1 deyip başlayalım. Mayoz 1. Neydi mayoz 1'i biz? İki alt evre ayırmıştık. Karyokinez 1 ve sitokinez 1 olarak. O zaman birinci diyoruz karyokinez 1. Arkadaşlar karyokinez çekirdek bölünmesi demektir. Çekirdek bölünecek. Peki çekirdek bölünürken 4 tane alt evremiz vardı. Bu evreler görülecek. Bunlar gerçekleşecek. Nedir bu evreler? Profaz 1, metafaz 1, anafaz ve telofaz 1 olarak anlatacağız. Şimdi ben ilk önce profaz 1'den başlıyorum. Şöyle A diyorum profaz 1. Arkadaşlar profaz 1 evresi mayoz içerisindeki en uzun evredir. Yani interfazdan sonra tabii ki. Yani interfazı hiç katmıyorum. Mayoz içerisinde en uzun evre profaz 1'dir. Çünkü mitozdan farklı olan özellikler aslında burada gerçekleşiyor. Şimdi profazı ben şöyle anlatayım profaz 1 evresini. Profaz 1 evresini 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücre için anlatalım. Nasıl gerçekleşecek? Bakın. Şöyle şu bizim hücre zarımız. Şimdi sentrozomlar eşlenmişti değil mi? İnterfazda eşlendi. Sentrozomlar aynı mitozdaki gibi iyipliklerini oluşturmaya başlayacaklar. Şöyle iyipliklerini oluşturuyorlar.
Daha sonra çekirdek zarı erimeye başlıyor. Aynı mitozdaki gibi endoplazmik retikulum eriyerek yine kayboluyor arkadaşlar. Çekirdekçik ortadan kayboluyor. Bunların isimlerini yazacağım. Yine kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşüyor. Bunları ben şöyle farklı renklerle yapmak istiyorum. Arkadaşlar, burada homolog kromozom diye bir tabir göreceğiz. Homolog kromozom nedir? Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlara biz homolog kromozom diyoruz. Homolog kromozomlar aynı özellikler üzerinde taşır. Biri anneden gelir, diğeri babadan gelir. Şimdi 6 kromozomlu ise o zaman bunlardan 3 tanesi anneden, 3 tanesi de babadan geliyor. Anneden gelenleri şöyle kırmızı ile göstermek istiyorum. Babadan gelenleri de şöyle yeşil renkli kalemle çiziyorum. Şimdi arkadaşlar, burada profaz evresinde bakın mitozla aynı olan özelliklerini söyledim. Peki mitozdan farkı nedir? Profaz 1'in. Mitozdan farkı şu. Burada homolog kromozomlar birbirlerine sarılıyorlar. Ve birbirlerine sarıldıkları yapıya biz tetrat diyeceğiz. Peki biz bunu şöyle dışarıda gösterelim. Bak şöyle dışarıda göstermek istiyorum. Bu anneden gelen kromozomdu. Anneden gelen. Bir de babadan gelen kromozomumuz vardı. Bunlar ne yaptı? Birbirine sarıldı. Bakın saydığımız zaman 1, 2, 3, 4. 4 bacaklı bir yapıya sahiptir bu. Yani 4 tane kromatit vardır. Biz işte bu dörtlü yapıya ne diyoruz? Tetrat diyoruz. Tetrat. Latince sayıları hatırlayalım. Mono, di, tri, tetra. Tetra ne demek? 4 demek. İşte bu dörtlü yapıya da biz ne diyoruz? Tetrat diyoruz arkadaşlar. Peki tetrat bu. Arkadaşlar bunların birbirlerine sarılmasına biz sinapsis olayı diyoruz. Birbirlerine sarılması olayına sinapsis diyoruz. Daha sonra bunların bir de ortak olarak böyle birbirleriyle kesiştikleri yerler vardır. Bu kesiştikleri yerlere de kiyazma diyoruz arkadaşlar. Kesiştikleri yer. Orayı da gösterelim. Bakın şöyle ok işaretiyle şöyle çiziyorum. Bunların bir de kesiştikleri yerler vardır. Kardeş kromatitler veya anneden ve babadan gelen homolog kromozomların kromatitleri birbirleriyle kesişir. İşte bu kesiştikleri yere biz kiyazma diyoruz. Kiyazma. Birbirlerine sarılma olayları sinapsistir. Kesiştikleri yer ise arkadaşlar nedir? Kiyazmadır. Kiyazma bölgelerinde şu kardeş olmayan kromatitler bakın bir anneden geldi bir babadan geldi. Bunlar kardeş değildirler. Yeşil ve kırmızı kardeş değil. İşte bunlar kendi aralarında parça değişimi yapabiliyorlar. Biz bu parça değişimine ne diyoruz? Crossing over diyoruz arkadaşlar. Parça değişimi. Bu çeşitliliği sağlayan bir olaydır. Oldukça önemlidir. Bakın şu yeşil olan yer kırmızıya dönüşüyor. Kırmızı olan yer ise yeşile dönüşüyor. İşte biz bu olaya da ne diyoruz? Crossing over diyoruz. Yani parça değişimi diyoruz. Şimdi söylediklerimi şöyle ben bir yere yazmak istiyorum. Şu yan kısmını hemen yazalım, açıklayalım. Profaz 1 evresini burada bitirelim. Yani buradaki bütün homolog kromozomlar birbirlerine sarılıyorlar ve bekliyorlar. Profaz evresi böyle gerçekleşiyor, bitiyor arkadaşlar. Evet, gelelim. İlk önce mitozla ortak olan kısımlarını yazayım ben. Ne demiştik? Sentrozomlar iğ ipliklerini oluşturur. İğ ipliklerini oluşturur. Daha sonra çekirdekçik ve endoplazmik retikulum. Yine ER olarak yazdım. ER kaybolur. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Şimdi buraya kadar mitozla aynı. Hatta şöyle yapalım. Ben şöyle yanına çizeyim. Diyeyim ki burası mitozla aynı. Mitozla aynı. Peki mitozdan farklılıkları ne? Arkadaşlar mitozdan farklılıkları şunlardır. Ne dedik? Homolog kromozomlar birbirine sarılır. Homolog kromozomlar
birbirine sarılarak dört kromatikli tetratı oluşturur. Dört kromatikli olduğu için biz buna tetrat diyoruz. Peki homolog kromozomların sarılma olayına ne diyorduk? Sinapsis. Sarılarak dediğim yerin altına hemen sinapsis yazıyorum. Biz bu sarılma olayına sinapsis diyoruz arkadaşlar. Daha sonra kardeş olmayan kromatitler arasındaki meydana gelen parça değişimine ne diyoruz? Crossing over diyoruz. Crossing over kesinlikle her zaman gerçekleşmek zorunda değildir arkadaşlar. Tamamen şansa bağlı bir olaydır. O zaman şöyle diyelim. Kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi olabilir. Buna crossing over denir. Ne dedik? Her zaman gerçekleşmek zorunda değildir. Tamamen şansa bağlıdır. Evet. Peki burada bilmemiz gereken bir kavram var. Homolog kromozom. Bunu da yazalım. Homolog kromozomun ne olduğunu. Hatta şu baş arkadaşlar boş olan yere yazmak istiyorum. Homolog kromozom. Neydi homolog kromozom? Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlardı. Evet. Böylece ne oldu? Biz profaz evresini bitirmiş olduk. Profaz 1 bitti. Profaz 1 bittikten sonra hangi evre başlayacak? Metafaz 1 evresi başlayacak. O zaman B diyoruz. Metafaz 1. Hatırlayın, mitozun metafazında ne oluyordu? Şuradaki M'den geliyordu aklımıza, merkeze dizilme. Yani kromozomlar merkeze diziliyordu arkadaşlar. Burada da aynı şekilde birbirine sarılmış olan homolog kromozomlar hücrenin merkezine dizilirler. Bakın şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Sentrozomlar iyi ipliklerini şu şekilde bağlayarak kromozomlara bunların merkezde dizilmesini sağlıyor. Merkezde şöyle bir görüntü oluşuyor. Bakın. Şöyle kırmızılar, anneden gelenler. Bir de şöyle yeşiller arkadaşlar. Bunlar da babadan gelenler. Bakın bunlar birbirlerine sarılmış haldeler ve merkeze diziliyorlar. Şu şekilde iyi ipliklerini de gösterelim. Tam bağlayalım birbirine. Bu şekilde merkeze dizilme evresi olur. Ve biz buna metafaz evresi diyoruz. O zaman metafaz 1 için şunu yazalım. Homolog kromozomlar merkezde dizilir. Yani sizin şekilli sorularda böyle bir görüntü görüyorsanız çift halinde dizilmişse biz buna ne diyoruz? Metafaz 1 evresi diyoruz. Evet, metafaz 1 evresi burada tamamlanıyor. Merkeze dizildikten sonra. Daha sonra gelelim bir diğer evremiz arkadaşlar. Anafaz 1 evresi. C, anafaz 1. Anafaz 1 evresinde ise merkeze dizilen ve birbirine sarılmış olan homolog kromozomlar, şimdi ben burada birbirinden ayrıymış gibi gösterdim ama net olarak belli olsun diye böyle gösterdim. Bunlar tamamen birbirine sarılmış durumda. Bu kromozomlar arkadaşlar rastgele birbirinden ayrılıyorlar. Rastgele ayrıldıkları için de bir çeşitlilik olayı gözleniyor. O zaman mayozda iki yerde bir çeşitlilik vardır. Birincisi profaz 1'de crossing over gerçekleşirse bir çeşitlilik oluyor. İkincisi de anafaz 1'de homolog kromozomların rastgele ayrılmasıyla bir çeşitlilik oluyor. Yani crossing over her zaman gerçekleşmek zorunda değildir dedik. Eğer gerçekleşmezse bile anafazda zaten homolog kromozomlar rastgele ayrıldıkları için bir çeşitlilik olacak.
Dolayısıyla şöyle yine şekil üstünde gösterelim. Bakın hücremiz şöyle sentrozomlar. Hemen rastgele ayıralım bunları. Arkadaşlar mesela şöyle olsun. Annenin bir kromatidiyle babanın bir kromatidi bu kısma gelsin. Şu şekilde ayrıldı rastgele. Diyelim ki burada babayla anne kromatitleri birbirinden ayrılmamış olsun. Burada da yine aynı şekilde rastgele bir ayrılma gerçekleşmiş olsun. Bakın ne oldu? Bir çeşitlilik gerçekleşti. Dolayısıyla bunun tabii yüzlerce kombinasyonu olabilir. Farklı şekillerde birbirlerinden ayrılabilirler. Tamamen rastgele bir ayrılma olduğu için çeşitlilik gözlenir. O zaman yazalım hemen altına. Homolog kromozomlar rastgele birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılır. Ve bu durumda ne yapıyordu? Çeşitlilik sağlıyordu. Bu durum çeşitliliğe sebep olur. Çeşitliliğe sebep olur. Evet, anafaz bir evresi de tamamlanmış oldu. Gelelim arkadaşlar bir sonraki evremiz olan telofaz 1 evresine. D diyoruz. D telofaz 1. Yine hayvan hücresi üzerinden anlattığımız için boğumlanma ile gerçekleşecek sitoplazma bölünmesi. Telofaz 1 evresinde de kısmen boğumlanma başlayacak arkadaşlar hayvan hücresi için. Hücre şöyle bir görünüm alacak. Yine mitozda da aynı şekilde olmuştu hatırlayın. Ne olur? Telofaz neydi? Profazın tam tersi evresiydi. Dolayısıyla şöyle çekirdek zarı yeniden oluşur. İplikleri ortadan kaybolur. Endoplazm kretikulum ortaya çıkar da çıkmayabilir de. Çünkü bundan sonra direkt mayoz 2 başlayacağı için kesin olarak ortaya çıkar diyemiyoruz. Çekirdekçik içinde yine aynı durum söz konusudur. Şöyle bir ayrılma gerçekleşti bakın. Şu şekilde kromozomlar birbirlerinden homolog kromozomlar rastgele ayrıldılar. Şöyle bir ayrılma oldu arkadaşlar. İşte bizim telofaz 1 evremiz bu şekilde sonlanıyor. O zaman telofaz 1 için şunu yazalım. İplikleri kaybolur. Daha sonra ne dedik? Çekirdek zarı ve endoplazm kretikulum yeniden oluşur. Oluşmayabilir de. Hani bunu unutmayın. İlla kesinlikle oluşacak diye bir şey yok. Daha sonra hücre boğumlanmaya başlar. Evet, telofaz 1 evresi de bu şekilde sonlanmış oldu. Şimdi bir demiştik, karyokinez. Karyokinezi anlattık, bitirdik. Şimdi arkadaşlar 2 diyoruz, sitokinez 1. Şöyle 2 yazıyorum. Sitokinez 1. Sitoplazma tamamen bölünecek burada. Sitokinez 1 ile de artık hücreler tamamen birbirinden ayrılacak arkadaşlar. Sitoplazma bölünür ve bizim şöyle 2 tane hücremiz oluşur. Bu hücrelerde bakın şöyle çekirdek zarı bulunur. Şunlar da sentrozomlarımız. Yine çekirdekçik ve endoplazm kretikulum oluşabilir dedik. Orada oluşmuş gibi çizelim. Ve bizim hücrenin içerisindeki kromozomlarımız da şöyle olacak. Bakın şu şekilde kromozomlarımız. Evet. Şimdi hayvan hücresi olduğu için boğumlanma gerçekleşti ve hücre ikiye bölündü sitokinezle. Şimdi sizinle şöyle bir kromozom sayalım. Bakın. İlk olarak profazdan başlayalım. Profazda kaç tane kromozom vardı? 3. 3 de burada 6 tane kromozom. Geçiyorum metafaz evresine. Bakın kaç tane kromozom var merkezde? 6 tane. Anafaz evresine baktığımızda yine kaç kromozom var? 6. Telofaz evresine baktım. 3 burada, 3 burada, 6. Sitokineze geldiğimde her bir hücrede kaç kromozom oldu?
3 tane birine gitti, 3 tane de birine. Kromozom sayısı 6 iken kaça indi? 3'e indi. O zaman sitokinez 1 kromozom sayısının yarıya indiği evredir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle yazalım. Kromozom sayısı yarıya iner. Yarıya iner. Evet. Sitokinez 1 ile birlikte biz mayoz 1'i bitirmiş olduk. Şimdi bu videoyu burada bitireyim. Mayoz 2'yi ve geriye kalanları da bir sonraki videomuzda anlatayım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.